Yükseliyormuş duvar, yükseltiyorlarmış. Sesleri duyuyor musunuz? Bakın yine bu çığlık sanki, bilmiyorum. Umarım ciğerlerin parçalanır orospu. Sus artık, bağırmayı bırak. Lütfen yalvarıyorum, sessiz ol. Çok büyük bir felaket içinden çıktık. Detayları hatırlamıyorum. Çok televizyon unutmamızı istemiyordu. Kusan kadınlar, çocuklar, eriyen süzülen insan görüntüleri. Durup dururken yere düşen insanlar. Kötü bir gündü. Televizyon. Kaçarken yerde yatanların üzerine basanlar, birbirlerini çekip düşürmeye çalışanlar. Görüntüler. Onlara bakıyordum. Antidepresan kafamla ve tabii antidepresan gözlerimle. Ekrandan onların gözlerini görebiliyordum. Daha önce hiç göz görmemiştim. Antidepresanlar. Avuç avuç. Doktor onların gözlerine bak, ne kadar mutlu olduklarını gör, bunu bir düşün diyordu. Virüslü olsaydım kaçmazdım. Sonra duvarlar, orada kalanlar, duvarların arkasında kalanlar. Bir günde yaptılar. Kocaman yüksek kalın beyaz duvarı. Bazen gece boyunca susmuyorlar. Sabahın erken saatlerine doğru sesleri biraz azalıyor ama ertesi gün yine. Oradan bağırıp duruyorlar. Ben ilk zamanlar duvarları yapmaya başladıkları ilk zamanlar arka tarafa gidip gizlice onlara ekmek atıyordum sesleri kesilsin diye. Ve bazen birkaç şişe su. Fakat sustular mı? Hayır. Hatta daha fazla bağırmaya, daha fazla çığlık atmaya başladılar. Ben de bıraktım. Açım. Biz burada çok açız, lütfen. Biz... Bunu söylemeli miyim? Biz burada çok açız ve başka çaremiz yok. Söyleyemem. Söyle. Biz birbirimizi yiyoruz, orospu çocukları. Biz açlıktan birbirimizi yiyoruz. Arkada kaç kişi vardı? Duvarları yükselttiler. Sonra biraz daha. Açıklamalar ardı ardına geliyordu. Duvar gerekli. Duvar bizi kurtardı. Artık hastalık yayılmayacak. Hepimiz derin bir oh çektik. Hastanedeydim. İnsanlar durmadan konuşuyorlardı. Büyük felaket. Hastalık yayılıyor. Hastanedeydim çünkü depresyondaydım. Bağırmak istedim. Depresyon yayılıyor. Depresyonum yayılıyor. Sevgilim. O gitti. Çok acı. Daha acı verici bir şey düşünemiyorum. Hayır hayır. O gitti. Gitti. Derin derin nefes al. Burnundan al. Ağzından ver. Saymaya başla. Nefes almaya devam et. Nefes al. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. O gitti. Hastalık, televizyon. Bugün 7 kişi öldü. Olabilir dedim içimden. Olabilir. İnsanlar ölür. Doğanın dengesi bu. Ama insanlar birbirini terk edemez. Eder ama birdenbire yetmez. Siz ölüyor olabilirsiniz ama sevgilim de beni terk etti. İçim o kadar acıyordu ki içim. Günler geçiyordu ya da geçtiğini söylüyorlardı. Ve insanlar ölüyordu. Size de bulaşabilir dedi televizyon. Sorular soruyorlardı. Bence orası bir an önce temizlenmeli. Bence hastalığı olanlar bir yere toplanmalı. Herkesin bir bencesi vardı. İmza kampanyaları. Ben de imzaladım. Virüs kapanların kendi kaderleriyle baş başa bırakılmasını onaylıyorum. Altına en güzel imzamı attım. Umumda değil. Umumda değil. Ben kendi kaderimle baş başa bırakıldım. Hiçbir şey olmuyor. Yaşamaya devam ediyorsun. Tek hatırladığım, biz burada çok açız ve başka çaremiz yok. Bir günde yaptılar. Bunu hatırlıyorum. Bu bir başarı hikayesi. Hastalığın daha fazla yayılmaması için düşünülen önlem çerçevesinde duvarların yapılmasına karar verildi. Duvarların yapımına bugün başlandı ve duvarlar bugün tamamlandı. Harika haber. Hasta olanlar duvarların arkasında kalacak. Hepsi orada. Gerekli yardım yapılacak. Televizyon öyle söyledi. Sevgilim, onun için endişelenmiştim. Ya hastalığı kaparsa diye. Keşke hasta olsaydı. Hasta olsaydı onu görmeye gidebilirdim. Elini tutardım. Bana ne kadar üzgün olduğunu söylerdi ve biz yeniden birbirimizi çok severdik. Keşke hasta olsa. Televizyon duvarı unuttu. Arkadakileri unuttu. Ben hala onları duyuyorum. Evim işkence bahçesi. Belki taşınırım. Ses, sadece ses. Onların o korkunç sesi. Duvarları yükseltiyorlarmış. Seslerini kesseler daha iyi olur. Ben kötü biri değilim. Hayır, hayır, hayır. O gitti, o gitti. Derin derin nefes al. Burnundan al, ağzından ver. Saymaya başla. 9, nefes al. 8, nefes 7, almaya devam. 6, 5, 4, 3, 2, 1. İyiyim. Ben çok iyiyim. Ben iyi biriyim. O gitti. Sadece uyuyamıyorum. Thank you.